Merhaba amirim. Merhaba arkadaşlar. Amirim. İki dakikanız varsa size özel bir şey anlatmam gerekiyor. Şu an hiç vaktim yok Sanat Komiser. Acilen Marazel operasyonu ile ilgili Nevzat Müdür'le konuşmam lazım. Aslında ben de o konuyla ilgili. Ne olur sonra konuşalım. Marazel'den kurtulma sürem doldu. Nevzat Müdür Bey'in Berlin'e tayin emrini imzalamadan ona bir şey anlatmam lazım. Peki. Müsaitseniz gelebilir miyim müdürüm? Tabii. Gel kızım. Otur bakalım şöyle. Sizden Marazel operasyonuyla ilgili ekstra talebinde bulunmaya geldim müdürüm. Bak buna hiç şaşırmadım işte. Marazel'den kurtulabileceğin konusunda hiç ümidim yoktu doğrusu. Çünkü gerçekte ondan kurtulmak istemediğini çok iyi biliyordum. Nasıl müdürüm? Polis de olsak hepimiz insanız kızım. Bizim de duygularımız, bizim de kalbimiz var. Biz de bazen sevip sevilebiliyoruz. Seni Marazel operasyonunun başına getirdiğimde böyle bir risk aldığımın farkındaydım. Nasıl bir riskmiş o müdürüm? Marazel de Yavuz gibi benim evladım sayılır. İkisi de benim elimde öğrendiler polisliği. Ve ikisi de çok özel adamlar. Sen Marazel'in hayatına bir köstebek gibi sızarken onun seni çekim alanında alması kaçınılmazdı. Ama ben yine de bu riski göze aldım. Çok affedersiniz müdürüm ama böyle bir şey söylemenize de, düşünmenize de izin veremem. Çünkü çok yanılıyorsunuz. Marazel benim nişanlımın katili. Sadece bir polis olarak değil, sevdiği adamı kaybetmiş bir kadın olarak Marazel'e karşı nefretten başka bir şey hissetmem mümkün değil. Üzgünüm kızım. Ben yine de ikinci kez aynı riski almayı düşünmüyorum. Berlin konsolosluğuna tayin emrini imzaladım. En kısa zamanda yola çıkıyoruz. Marazel'i yakalamak için tek bir geceye daha ihtiyacım var müdürüm. Ne değişecek ki bir gece? Marazel'i bu gece bana her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Evlenmeden önce benden gizlediği gizli kimliğini açıklamak istiyormuş.